Merhaba, bu videomuzda tır mevzuatı konusunu anlatacağım. Ardından tır mevzuatı ile ilgili geçmiş derece sınavlarında çıkmış soruların çözümünü yapacağım. Şimdi mevzuat konularında pek sorular değişmiyor ve zaten Milli Eğitim'de Milli Eğitim'in soru havuzu var. Bu havuzdan soru soruyor. Hani mevzuat sorularında değişiklik nasıl olur? Sadece eğer mevzuatta bir madde değişirse değişiklik olur. Yoksa hani mevzuatta sorulacak soruda en çok en fazla yapılacak değişiklik kelimelerle oynamak. O yüzden burada çözeceğimiz sorular size sınavda çok yardımcı olacak. Hatta sınavda karşınıza da çıkabilir. Tır mevzuatı SRC alacak, eşya kargo taşımacılığı yapacak SRC 3 ve 4 adaylarının sorumlu olduğu bir konu. Tır sistemi nedir? Tır sistemi uluslararası karayolu taşımacılığında kamu özel sektör ortaklıklarında dünya çapında uygulanan Birleşmiş Milletler'in garantörlüğündeki tır sözleşmesine dayanan uluslararası bir transit sistemidir. Tır sistemi 60 yılı aşkın sürede gümrük mühürlü araçların yük konteynerlarının sınır kontrolüne tabi olmaksızın ülkelerden geçmesine olanak sağlayarak ticaretin uluslararası karayolu taşımacılığı kolaylaştırmakta ve güvenli hale getirmektedir. Kolaylaştırılmış sınır prosedürleri, gümrük işlemlerini her sınırda yaptırmak yerine yalnızca hareket ve varış noktalarında yaptırmak, gümrük vergi ve resimlerini ödenme garantisi, uluslararası ticaretin hızlanması, masrafların azalması, ücretsiz internet kanalıyla ulaşılabilen ön beyan ve risk yönetimi araçlarının kullanımına imkan verir. Tır sözleşmesi hakkında biraz bilgi verelim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında 11 Ocak 1959 yılında 11 Avrupa ülkesinin arasında imzaladığı bir antlaşma. Daha sonra 1975 tarihinde çok mutlu taşıma operasyonlarını ya da birleşik taşımacılık operasyonlarını sistemde içerecek şekilde yenilenmiştir. Şimdi birleşik taşımacılık, çok mutlu taşımacılık nedir? Öncelikle sınır taşıma sistemleri kaç tane? 5 tane. Karayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve sular olmak üzere 5 tane taşıma sistemi var. Çok mutlu taşıma ya da birleşik taşımacılıkta en az bu iki sistemden birinin birlikte kullanılmasına, yani taşımacılıkta birlikte kullanılmasına çok mutlu taşımacılık denir ya da birleşik taşımacılık denir. İşte tır antlaşmasının amacı ne? Tır antlaşması, birinci tır antlaşması savaştan zarar görmüş olan Avrupa'nın yeniden yapılandırılmasını, biliyorsunuz 1945 yılında 2. Dünya Savaşı çıktı ve bu 2. Dünya Savaşı'nda, yani Dünya Savaşı vardı, sona ermişti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ekonomisi çok zarar gördü. İşte ve Avrupa ülkeleri kendi aralarında çeşitli antlaşmalar imzaladılar. Bu antlaşmalardan biri de tır sözleşmesi. Daha sonra tır sistemini sürekli değişen, tır sistemi sürekli değişen ekonomik ve jeopolitik çevreye uyum sağlama esnekliği, tır sisteminin yürürlükte bulunan ticareti ve taşımacılığı kolaylaştıran ve güvenli hale getiren çok taraflı bir antlaşma haline gelmiştir. Çünkü katılımcılar gümrüklerde, yani bu antlaşmaya imza atanlar gümrüklerde teminat muafiyetinden gümrük vergilerinden muafiyet sağlıyor. Ayrıca tır karneleri kullanılarak tek bir işlem yapılabiliyor. Gümrük muayenelerinde dedik muafiyet var. Gümrük vergilerinden muafiyet sağladığı için hızla kapsamı genişlemiştir. Akit ülkelerin sayısı artmıştır. Şu anda dünyadaki en kapsamlı sözleşmelerden biri diyebiliriz. Bizim ülkemizde 22 Mayıs 1966 tarihinde katılmıştır ama 2002 yılından itibaren tır sözleşmesinin hükümleri ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Şu an yani günümüzde tır sözleşmesinin 68'den fazla akit tarafı var. Yani antlaşmayı imzalayanlar var. Ayrıca Brezilya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi hem nüfusça büyük hem de
ekonomileri gelişmekte olan ve dünyada yani büyük ekonomiler bunlar. Bunlar bu ülkelerde tır sistemine katılma konusundaki isteklerini belirtmişlerdir. Her yıl düzenlenen tır karnesi sayısı yıldan yıla da durmaksızın artmaktadır. Öngörülen uluslararası ticaret hacminin artışı ile birlikte tır sistemi ticaret ve uluslararası karayolu taşımacılığını geliştirme, kolaylaştırma, güvence altına alma hususlarında daha önemli bir rol oynamaktadır. Tekrarlıyorum, tır karnesi sınavlarda önünüze geldi. Aşağıdakilerden hangisi tır karnesini sağladığı avantajlardandır, yararlardandır diye size soru gelecektir ya da değildir diye size soru gelecektir. Üç başlık altında toplayabiliriz. Şimdiye kadar anlattığım her şeyi üç başlık altında toplayabiliriz. Bir, tır karnesi kullanılarak tek bir belgeyle işlem yapılır. İki, gümrük muayenelerinden muafiyet sağlar. Üç, gümrük vergilerinden muafiyet sağlar. Şimdi tır sözleşmesinin aktörlerine bakalım. Tır sözleşmesindeki kuruluşlara bakalım. Şimdi Uluslararası Karayolu Taşımacılığı İBRO, Birleşmiş Milletler'in yetkisi altında tır sistemini uygular. Tır karnelerini bastırarak üye ülkelere dağıtımını yapar. Sürekli arkadaşlar burada kısaltmaları iyi öğrenin. Hem kısaltmaları hem de bu birliklerin isimlerini iyi öğrenin. Çünkü MEF soruyor ve ne dedik? İBRO, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, Birleşmiş Milletler'in yetkisi altında tır sistemini uygular. Tır karnelerini bastırarak üye ülkelere dağıtımını yapar. Tabii tır sözleşmesine imza atan taraf olan ülkelerden birer tane de kefil kuruluş istenmiştir. Bizim ülkemizdeki kefil kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yani hepimizin bildiği şekliyle TOB'dur. TOB tır karnelerini üyelerine kendisine bağlı ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla dağıtır. Bir de ülkemizde Türk Karayolu Taşımacılığı'nın uluslararası işlemlerdeki sorumluluğunu ise bir dernek hüviyetinde bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği yürütmektedir. Tır taşımacılığı, tır sistemi transit rejim kapsamında yapılır arkadaşlar. Unutmayın, tır sistemi, tır taşımacılığı transit rejim kapsamında yapılır arkadaşlar. Unutmayın, şimdi rejimleri ben gümrük mevzuatı dersinde anlattım. Ülkemizde uygulanan 8 tane rejim var. Bunlardan biri de transit rejim. Transit rejim kapsamında kullanılan belgelerden biri de tır karnesi ve tekrarlıyorum, tır taşımacılığı transit rejim kapsamında yapılır. Transit rejim nedir? İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan, serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracat ile ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye gümrük bölgesi içerisinde bir noktadan diğerine taşınmasıdır. Gümrük idareleri transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye gümrük bölgesi içinde yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, üçüncü bir ülkeden Türkiye'ye olabilir. Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir. Transit rejim kapsamında kullanılan belgeler, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde kullanılan belgeler transit rejim kapsamında, beyanı kapsamında Türk karnesi, transit ata karnesi, NATO üyelerinin kullandığı form 302 posta yolu, cım taşıma belgesiyle, TR transfer notu ve hava yolu ve deniz yolu ile taşımada kullanılan manifesto kapsamında kapsamında yapılır. Tır taşımacılığı nedir? Tır taşımacılığı, tır sözleşmesiyle saptanan tır rejimi altındaki eşyaları bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış idaresine taşınmasına biz tır taşımacılığı diyoruz. Tır işlemi nedir? Tır iş taşımacılığının bir akıp ülkenin hareket veya giriş yol boyu gümrük idaresi ile varış veya çıkış yol boyu gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmına diyoruz arkadaşlar. Bir tır işleminin başlaması tır karnesinin hareket gümrük idaresince kabul edilmesiyle tır işlemi başlar. Bir tır işleminin sona ermesi nedir?
Türk Hanesi'nin Barış Gümrük İdaresi'ne sunulması ile de tür işlemi sona erer. Tür işleminin ifrası. Arkadaşlar, buradaki annem aynen soruldu. Mutlaka ezberleyin. Sınavlarda çokça soruluyor. Bir tür işleminin bir akit tarafının varış noktası gümrük idaresine eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınması veya çıkış gümrüğünden çıkış yapmasının ardından tırkhane giriş ve çıkış yapraklarının veya veri bilgilerinin karşılaştırılarak çakıştırılması süresini yerine getirilmesi. Bunu sınavda böyle soruyorlar. Ben bunu size biraz açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, tır işlemi ne dedik? Tırkhanesinin hareket gümrük idaresine kabul edilmesiyle başlar dedik. Yani taşımanın başladığı yerdeki gümrük idaresine tırkhanesinin verilmesiyle taşımacılık başlar. Yani nasıl ki yurt içinde de biz şehirlerden geçtiğimiz gibi uluslararası taşımacılıkta da ülkelerden geçeriz ve bu ülkelere girerken çıkarken ne dedik? Gümrük kapılarından giriş çıkış yapılır dedik gümrük dersinde. Bu gümrük idarelerine giriş çıkış yaparken tırkhanesi gösterilir. Oraya veriler işlenir. Tabii taşımacılık bittikten sonra yani tür işleminin sona ermesiyle yani tırkhanesinin varış gümrük idaresine sunulması ile de ne oluyordu? Tür işlemi sona eriyordu. İşte bu varış gümrük idaresinde tırkhanesindeki bilgiler ile varış gümrük idaresindeki bilgiler birbiriyle karşılaştırılır, çakıştırılır. Bunlar kontrol edilir. Biz bu işleme tır işleminin ibrası diyoruz. Tırkhanesi sahibi tır rejimine tabi tutma isteğini belirten bir tırkhanesi formunda adına beyanda bulunan kişidir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tırkhanesinin sahibi kimse o tırkhanesinin hamilidir. Özet beyan nedir? Özet beyan, ben bunu gümrük dersinde de anlatmıştım. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine girecek veya çıkacak eşyanın emniyet ve güvenlik yönünden risk taşımadığını, analize tabi tutulması için gümrük idaresine varmadan önce veya çıkmadan elektronik yolla verilen bir beyandır arkadaşlar. 24 saat içinde verilmesi lazım ya da ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne verilir. Özet beyan verilmeden eşya gümrüğe boşaltılamaz, sunulamaz. Tabii şimdi mesai iş günü mesai bitimine kadar ya da 24 saat diye sizin önünüze çıkacaktır. Arkadaşlar gümrükler 7-24 esasına göre çalışır. O yüzden 24 saat veya ilk iş günü mesai bitimine kadar diye çıktığında iki şık da doğru. Yani bu iki şıktan biri sorularda önünüze çıkarsa zaten ikisini aynı anda sormazlar. Birini sorarlar. Hangisi varsa onu işaretleyin. Şimdi özet beyan olarak kabul edilen belgeler var. CMR, CIM, DIV, tırkhanesi, serbest bölge işlem formu. Bir de şartlı ibra diye bir kavram var. Şartlı ibra nedir? Kayıtlı miktara göre. Ben bunu aslında gümrük dersinde de anlatmıştım. Arkadaşlar mutlaka tır mevzuatını dinlemeden önce gümrük mevzuatını dinleyin. Gümrük mevzuatını dinlemeden tır mevzuatını anlayamazsınız. Gümrük mevzuatı, tır ve kaçakçılık mevzuatının temel konusu. Onu bilmeden, gümrüğü bilmeden bu iki konunun sorularını çözemezsiniz. Size zaten sınavdan kaçakçılık ve tır mevzuatı ile ilgili sorular gelecek. Yani tırla ilgili, gümrükle ilgili çok fazla soru çıkmaz. Ama mutlaka 3-5 tane gümrük ve kaçakçılıkla ilgili soru gelecektir. O yüzden bu iki konuyu iyi öğrenin. Şimdi şartlı ibra nedir? Kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada, özellikle dökme eşyada bizim gümrüğe sunduğumuz eşyalarda %3'te fazla ya da eksik eşya çıkamaz. Eğer çıkarsa bu eksiklik veya fazlalık için gümrük idaresi ithalatçı ya da ihracatçı firmadan bunu belgelendirmesini ister. Taşıyıcı firma ya da işte ithalatçı ya da ihracatçı firma eğer bunu belgelendiremezse ne olur? Fazlalık olan mala eşyaya el konulur. Eksiklikte ise para cezası yazılır.
İşte biz bu işleme, yani biz buna kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşya da %3'ü aşan eksik veya fazlalık hakkındaki bu takibata şartlı ibra diyoruz. Unutmayın, 3 ay içinde taşıyıcı firmanın bu eksiklik veya fazlalığı belgelendirmesi gerekiyor. Şimdi bazı belgeler, senetler, listeler, daha doğrusu bazı tanımlar vermek istiyorum. Bazı kavramlar var. Bunların tanımlarını vermek istiyorum. ATR belgesi Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgedir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkı vermektedir. Çek listesi, ticari faturada belirtilen malın brüt veya net ağırlığına ilişkin bilgilerin satışa uygun şarta göre tarafsız bir başka şahıs tarafından ayrı bir belgede beyan edilmesidir. Çek listesini arkadaşlar biz polisaj da diyoruz. Polisaj adıyla da bilinen çek listesi araca yüklü bulunan malın ayrıntılı bilgisini içeren bir belgedir. Hamule senedi, konşimento denilen hamule senedi yüklenen malın taşıma koşulları, teslim şeklini ve teslim edilecek şahıs ve kuruluşu belirleyen bir evraktır. Konşimento daha çok hava ve deniz yolu taşımacılığında ya da hamule senedi hava yolu veya deniz taşımacılığında daha çok kullanılır. Geçiş belgesi UBAK. UBAK nedir? UBAK, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konseyi'nin kısaltması. Geçiş belgesi nedir? İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası tır taşımalarında kullanılan ikili transit, üçüncü ülke dönüş yükü, ödül ve benzeri izin belgelerinin uluslararası adıdır. Ticari ve uluslararası olmak üzere kimler geçiş belgesini alabilir? Eşya taşımacılığı yapanlar, lojistik işletmeciliğini yapanlar ve kargo işletmeciliğini yapanlar geçiş belgesini alabilir. Manifesto nedir? Ülkemize ithal ve ülkemizden ihraç edilen mallar için Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine beyan niteliğinde verilen bir beyandır arkadaşlar. Şimdi ekranda bir tır karnesi görüyorsunuz. Sürekli tır karnesinden söz ettim. Tır karnesiyle ilgili size çokça soru sorulacaktır. Yani sınavlarda çokça soru gelmekte, bayağı bir soru gelmekte. Şimdi tır karnesinin üstünde tır karnesinin yapraklarına molet diyoruz. Ekrandaki de 6 molet ya da 6 yapraklı bir tır karnesi. Şimdi tır karnesi nedir? Bununla devam edelim. Tır karnesi uluslararası kara taşımacılığı dolayısıyla uluslararası ticareti kolaylaştırmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. Transit rejim kapsamında kullanılan bir belgedir. 4 ana bölümden oluşur. Ön kapak sayfası, sarı sayfa, manifesto sayfası, volet 1, dipkoçan 1 sayfası, beyaz renkte volet 2, dipkoçan 2 sayfası, yeşil renkte tır karnesi sayfa sayısı hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için en az 2, fazladan her harekette varış ülkesi için en az 2 sayfa ihtiva etmelidir. Arkadaşlar tır karnesinin kapağı ile bütün yapraklarında karnenin basıldığı bilgi eğer büyük harflerle ağır veya havaleli eşya kaydı bulunan kaydı varsa o zaman bu karneler kapsamında eşya taşıyan taşıtlar için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özel yük taşıma belgesi de alınması mecburidir. Bunu da bir dipnot olarak vermek istiyorum. Şimdi tır karnesi sayısına bakalım. Tır karnesi bir taşıt dizisi bağlı araçlar, bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane tır karnesi istenir. Tır karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa her taşıtın ve konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtiniz. Bu bilgi taşıtın plaka numarası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır. Tır karnesi hareket gümrüğü ülkesinin diliyle doldurulur. Tercümelerin birlikte bulundurulması tavsiye edilir. Tır karnesi hareket gümrüğü ülkesinde veya tır karnesi sahibinin hamilinin ikamet ettiği ülkede verilir arkadaşlar. Tır karnesinin geçerlilik süresi var. Tır karnesi toptan alındıktan sonra TOBA bağlı ticaret ve sanayi odalarından alındıktan sonra Türk vatandaşlarının aldığı tır karnesinin geçerlilik süresi 120 gündür.
Yabancılarda ise geçerlilik süresi 10 gündür arkadaşlar. Geçerlilik süresinin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce Hareket Mülk İdaresi tarafından kabul edilen Türk karnesi, Türk taşıması sonlandırılıncaya kadar geçerli kabul edilir. Bir yolculuk için geçerlidir. Bir Türk karnesi bir yolculuk için geçerlidir. Şimdi Türk karnesinde kabul edilmeyen şeyler var. Yani kabul edilmeyen Türk karneleri ve düzeltmeler var. Arkadaşlar Türk karnesi de resmi bir belge. Bu nedenle Türk karnesinde yani silinti ve kazıntı bulunan Türk karneleri kabul edilmez. Hatalı yazının üzeri okunaklı bir şekilde çizilip doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilavelerin yanına değişikliği yapan kişi tarafından yani şirket yetkilisi ya da işte gümrükte beyanda bulunan temsilci tarafından imza edildikten sonra düzeltme tescil sırasında gümrükteki resmi memur yani görevli memur tarafından resmi mühürle mühürlenir arkadaşlar. Türk karnesine en fazla 4 tane gümrük idaresi yazılabilir. 4'ten fazla veya varış gümrük hareket veya varış gümrük idaresinde işlem yapmak için 2 yöntem kullanılabilir. Arda arda 2 Türk karnesi kullanılabilir. Ne dedik? Dedik ki bir Türk karnesi toplamda en çok 4 hareket ve varış gümrük idaresinde işlem görebilir. 4. gümrük idaresinde Türk karnesi eğer daha uzun süreli bir taşımacılık yapılacaksa 4. gümrük idaresinde karne sonlandırılır. Sonra 2. bir karne kullanılır. Bu karnede en fazla 3 tane yazılabilir. Yani toplamda 7 gümrükte işlem görebilir bir Türk karnesi arkadaşlar. Ya da aynı anda birden fazla Türk taşıması yapılacaksa daha doğrusu aynı anda birden fazla mal boşaltılıp tek boşaltılacaksa o zaman ya da bir taş o zaman birden fazla Türk karnesi de kullanılabilir. Bir taşıt kutusu veya birden fazla konteyner ile Türk taşıması yapılması durumunda her bir taşıt ve konteyner için ayrı bir Türk karnesi düzenlenebilir. Hareket Gümrük İdaresi bolet bir ekranındaki referans karne alanına diğer Türk karnelerinin numarasını yazabilir. Her iki yöntemde de bir varış gümrük idaresinde boşaltılacak eşya diğer varış gümrük idaresinde ya da idarelerinde boşaltılacak eşyanın boşaltılıp tekrar yüklenmesini gerektirmeyecek ve birbirinden ayrılabilecek şekilde bu eşyaların yüklenmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi tır plakası görüyorsunuz. Tır karnesi himayesindeki uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıt römörkle yarı römörklerin ön ve arka kısımlarına 250 çarpı 450 milimetre boyutlarında mavi zemin üzerine beyaz renkte 200 milimetre boyunda ve en az 20 milimetre kalınlığında harflerle tırka ibaresinin yazılı bulunduğu bir plaka takılması mecburidir. Sınavda soruldu arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyorum ama videomun süresi uzamasın diye biraz hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi tır güzergahı nedir? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi gümrük idaresi, gümrük mevzuatını anlatıp ben ne demiştim? Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde giriş yaparken, belirli giriş veya çıkış yaparken, giriş ve çıkış kapılarının arasında daha doğrusu belirli yolların takip edilmesi zorunludur demiştik. Şimdi haritada kırmızı yollar var. Bunlar bizim ülkemizde tır taşımacılığı yapacak olan araçların takip etmesi gereken mecburi güzergah. Dikkat ederseniz hepsi gümrük idarelerinden başlıyor. Yine başka bir gümrük idaresinde bitiyor. Şimdi giriş ve çıkış yapacak olan araçlara güzergah haritası verilir. Bu güzel eskiden harita veriliyordu. Artık günümüzde teknoloji geliştiği için navigasyon üzerinden ya da sistem üzerinden araca bir tır rotası veriliyor, güzergah haritası veriliyor ve bu aracın yani tır taşımacılığı yapacak olan aracı bu güzergahı takip etmesi gerekiyor. Arkadaşlar zaten bu güzergah dışına çıkamazsınız. Çıkmanız gerekirse de bunu belgelendirmeniz lazım. Nasıl belgelendireceksiniz? Yani herhangi bir hastalık, kaza, yol kapanması ya da başka bir nedenle eğer duraklama yapmanız gerekiyorsa o zaman en yakın kolluk birimlerine yani emniyet, jandarma ya da en yakın gümrük idaresinden izin alınıp bunun belgelendirilmesi gerekiyor. Eğer belgelendirme yapılmazsa şu olur aramaya
tabi tutulursunuz. Yani arama yapılır arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Dedik ki tıp güzergahı verilir. Ve bu güzergahında belli bir sürede bu transit süresinin ya da güzergah süresinin belli bir sürede kat edilmesi gerekir. Giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından işlemleri tamamlanmış varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergah kat etme süresi arkadaşlar mevsim yol şartlarına mevsim ve yol şartlarına göre belirlenir. Şimdi bir öncelikle yaz ve kış dönemi diye iki şekilde olanı vermek istiyorum. Şimdi Nisan, Eylül ayı yani yaz döneminde azami yani en fazla 120 saat verir. Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül. Yaz dönemi dediğimiz dönemde 120. Kış dönemi dediğimiz dönemde ise Ekim, Mart arası 168 saat verilir. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart'ta 168 saat verilir. Eski sorularda 144, 192 görebilirsiniz. Arkadaşlar mevzuat değişti. Şimdi 120'ye 168. Yazın 120, kışın 168 saat verilir. Bu en uzun güzergah kat etme süresidir. Yani en uzun süre budur. Ama tekrarlıyorum. Kat edilecek süre taşıtın güzergah kat etme süresi genellikle mevsim ve yol şartlarına göre belirlenir. Ama kaçakçılık yapılacağına dair eğer kuvvetli bir istihbarat varsa, kuvvetli şüphe varsa o zaman ya da işte gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verileri varsa o zaman bu süre en kısa olacak şekilde verilir. Bir durum daha var ki onu da unutmadan söyleyeyim. ATS cihazı yani araç takip sistemi olan araç takip sistemi varsa araçta o zaman yine güzergah kat etme süresi en kısa süre olarak verilir arkadaşlar. Şimdi sürekli ben hareket gümrük idaresi diyorum. Çıkış gümrük idaresi, giriş gümrük idaresi, yol boyu gümrük idaresi diye bazı terimler kullandım. Arkadaşlar harita üzerinde anlatacağım. İnşallah kafanız karışmaz ama sorularda bu kavramları iyi öğreneceksiniz. Şimdi hareket gümrük idaresi tır taşımacılığının başladığı ilk gümrük idaresidir. Çıkış gümrük idaresi ise hareket ülkesinde taşıtın, o tır taşımacılığı yapan taşıtın çıktığı ya da giriş yaptığı ilk ülkedir. Biz buna çıkış gümrük idaresi veya giriş gümrük idaresi de diyebiliriz arkadaşlar. İşte harita üzerinde görüyorsunuz. Kapıkule'den çıktı Bulgaristan'ın kapitan şehrine girdi. Nedir? Çıkış gümrük idaresi. Kapitan giriş gümrük idare şey Kapıkule giriş gümrük idaresine kapitan sonra yine çıkış yapmış. Nerede çıkış yapmış? Romanya'dan yapmış ve en son varış gümrük idaresi neresi? F ile gösterilen Ukrayna'nın Kiev şehri. Arkadaşlar şimdi burada giriş çıkış yapılan bu gümrüklere biz bir de gümrük idarelerine yol boyu gümrük idaresi diyoruz. Şimdi başka bir şeye taşıt onay belgesine geçelim. Tır sözleşmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yapılmış taşıtlar için taşıt onay belgesi konteynerler için ise konteyner onay plakası düzenlenir. Sınavlarda hemen hemen her sınavda ya da bir sınavda sorulmasa bile öbür ay mutlaka taşıt onay belgesiyle ilgili mutlaka bir soru gelir. O yüzden taşıt onay belgesinin süresini, taşıt onay belgesinin kim tarafından düzenlendiğini mutlaka iyi öğrenin. Şimdi taşıt onay belgesi karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapılan taşıtların tır sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösteren ve Gümrük Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere tır sözleşmesi mevzuatına uygun olarak düzenlenen bir belgedir arkadaşlar. Ve mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıt onay belgesi, uygunluk belgesi diye de önünüze çıkabilir. O yolculuğun sonuna kadar
kabul edilir arkadaşlar. Şimdi taşıt onay belgeleri gümrük ve ticaret gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince elektronik taşıt onay belgesi sistemi düzenlenerek kullanılarak düzenlenir. Müdürlükler gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri tarafından düzenlenen taşıt onay belgesi düzenleme yetkili gümrük idarelerince genel müdürlüğe bildirilir. Taşıt onay belgesi en fazla 3 defa yenilenebilir. Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için yine taşıt onay belgesi aranmaz arkadaşlar. Karayolu taşıt onay belgesi 3 süre olarak düzenlenir. Düzenlenen bir taşıt onay belgelerinin bir nüshası taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir. Bir nüshası resmi yazıyla firmanın müracaat dilekçesinde belirtilen tür işlemlerin yürüttüğü ticaret odasına bir ay içinde gönderilir. Bir nüshası komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte ilgili firma adına gümrük idaresinde açılan dosyada saklanır. Taşıt onay belgesi düzenlenecek taşıtlar, kamyonlar, özel amaçlar için kullanılan soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tankerli gibi araçlara biz özel amaç için kullanılan taşıtlar diyoruz. Bu taşıtlar için, brandalı taşıtlar için, römök ve yarı römökler için taşıt onay belgesi düzenlenir arkadaşlar. Yine taşıt onay belgelerinde bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Taşıt onay belgesinin sahte olarak düzenlendiğini ya da üzerinde tahrifat yapıldığını tespit edilmesi halinde söz konusu taşıt onay belgesi iptal edilerek iptal edilir. 6 ay süreyle de taşıt onay belgesi, yeni bir taşıt onay belgesi düzenlenmez. İptal edilen taşıt onay belgeleriyle ilgili ticaret odasına ve gümrük genel müdürlüğüne bilgi verilir. Usulü tespit eden gümrük idaresi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulur. Herhangi bir nedenle iptal edilen taşıt onay belgesi gümrük müdürlüklerine, gümrük idarelerine ibraz edilmedikçe yeni bir taşıt onay belgesi düzenlenmez arkadaşlar. Şimdi gümrüklerde yani muayene ve kontrole tabi olacak, yani tırkhanesi bile olsa gümrüklerde ne dedik? Gümrük muayenelerinde muafiyet var. Ama bazı durumlarda yani riskler eğer tespit edilmişse, risk tespiti varsa gümrük idarelerinde bu taşımacılığı yapan şirketler ya da işte işletmeler hakkında bir risk varsa bu taşıtların kontrolü yapılır. Ve bu kontrol yapılırken yapılan boşaltma, yükleme her işlem içinde ücret alınır. Bu ücret de taşımacıya aittir. Hangi taşıtlar kontrol edilir, tekrar muayene edilir? Taşıt, römür, yarı römür ve konteynerler muayene edilir. Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar, mühürleri bulunmayanlar ya da mühürlerinde mühürleri koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar, brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık ya da tür sözleşmesinin ek 2'de belirlenen şekle aykırı olarak yama bulunanlar ile tır halatlarında kopukluk bulunanlar, römörk, yarı römörk ve konteynerlarda kırık delik varsa, tartıda tespit edilen ağırlık ile tır karnesindeki ağırlık birbirinden farklıysa ya da işte belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluşturanlar, bir de sistem tarafından muayeneye tabi tutulan taşıtlar kontrol edilir. Gümrük muayenesinden geçer arkadaşlar. Sonra eğer herhangi bir risk yoksa yani görevlendirilecek bir muayene memuru tarafından bu taşıtlar açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilir dedik. Muayene sonucu eğer olumlu olursa taşıt tekrar mühür altına alınır. Tır karnesinin volet bir yaprağının dip kolçanına gerekli şerhte konulur. Şimdi tır karnesi, tır sürücülerinin de uymak zorunda olduğu yasaklar var arkadaşlar. Uluslararası eşya taşıyan tır araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar. Bu taşıtların askeri tesis birlikte kurumların yakınında park etmeleri, film ve fotoğraf çekmeleri yasaktır. Uluslararası eşya taşıyan tır araçları
belirlenen güzergahlar dışında hareket edemezler. Türkiye'den transit geçen araçlar yerleşim bölgelerinde duramazlar, park edemezler. Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yakımı, yol kapanması, hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücüleri en yakın emniyet, jandarma ve gümrük teşkilatına başvurarak gecikme sebeplerini tefsik eden, yani gecikme sebeplerini ispatlayan bir belge almak zorundadırlar arkadaşlar. Yine Avrupa Birliği'nin de tık garantisi altında taşınması yasak olan eşyalar var. Sınavlarda sıkça soruluyor. Büyükbaş hayvanların etleri ve yenilen sakatatları, sütten elde edilen tereyağı, diğer katı ve sıvı yağlar, taze muz fidesi de dahil, şeker kamışı, şeker pancarı, kimyacı saf sakaroz, bira ve şarap hariç, alkol ve alkol türevi ürünler, ham tütün hariç, tütün ve tütün türevi ürünler, dondurulmuş süt ve krema, konsantre veya ilave şeker ya da tatlandırıcı maddeleri içeren yiyecekler taşınamaz. Yasak. Neler taşınabilir? Canlı büyükbaş hayvanlar, kurutulmuş muz, plantainler. Şimdi bir de Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızı bir hatırlatmak istiyorum. Gümrük mevzuatında anlatmıştım. Kapı Kule, Hamza Beyli, Dereköy, Bulgaristan, İpsala, Pazar Kule, Yunanistan, Haydarpaşa, Ambarlı, Çeşme. Bunlar da yine bizim Avrupa'ya açılan kapılarımız. Kapılar sadece sınır gümrük idareleri sadece karayolunda olmaz. Tabii limanlarda da yine gümrük idareleri bulunmaktadır arkadaşlar. Unutmayın. Orta Doğu ve Arap Yarımadası'na açılan sınır kapılarımız. Kabul, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Cilve Gözü, Hatay, Suriye, Karkamış, Gaziantep, Suriye. Yine başka diğer kapılarımız var. Taşucu'dan Kıbrıs'a açılan bir diğer gümrük kapımız. Şimdi tüm mevzuatında Almanya'ya gitmek isterseniz hangi ülkeler üzerinden gitmeniz gerekiyor? Hangi güzergahları takip etmeniz gerekiyor diye de size soru gelebilir arkadaşlar. Şimdi Kapı Kule veya Hamza Beyli'de çıkmak isteyen bir araç hangi yolları şey yapar? 7 tane ya 7 yanlış hatırlamıyorsun. 7 tane Kapı Kule veya Hamza Beyli'den çıkış yaparsın. 7 güzergah kullanabilir. Bunlar hangileri? Bulgaristan, Romanya, birinci güzergahtan başlayayım. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden Almanya'ya gidilebilir. Yine ikinci bir güzergah. Bulgaristan, ikinci güzergahımız. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya. Üçüncü güzergahımız Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Almanya. Dördüncü güzergahımız Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Almanya. Beşinci güzergah Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya. Altıncı güzergahımız Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya'ya ulaşır. Yedinci güzergah ise Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya'ya gidilebilir arkadaşlar. Yine Pendik, Ambarlı ya da Çeşme'deki limanlardan Ro-Ro ya da gemilerle İtalya ve Avusturya üzerinden önce deniz yolu sonra Avusturya'ya, oradan İtalya üzerinden Avusturya'ya da Avusturya üzerinden Almanya'ya gidilebilir. Yine Zonguldak veya Samsun'daki limanlarımızdan da Ukrayna. Oralarda Ro-Ro seferi yapılıyor. Yani taşıtların gemiyle taşınması ya da konteynerların taşıt önce gemiyle taşınıp sonra karayoluyla taşınması. Biz buna ne demiştik? Çok mutlu ya da birleşik taşımacılık demiştik. Ukrayna, Polonya ve Almanya üzerinden taşınabilir. Yine İtalya'ya hangi güzergahları kullanabiliriz? İpsala üzerinden çıkan bir araç Yunanistan üzerinden İtalya'ya ulaşabilir. Kapı Kule veya Hamza Beyli'den çıkan bir araç ise Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya üzerinden İtalya'ya ulaşabilir. Pendik, Ambarlı veya Çeşme'den İtalya'ya yine gidilebilir. Buralarda Ro-Ro dediğimiz
sistem kullanılıyor. Çeşme'ye Kilik'ten de yine Yunanistan üzerinden İtalya'ya gidilebilir. Fransa'ya nasıl gidilebilir? Uppsala üzerinden, Uppsala'dan çıkan bir araç. Yunanistan, İtalya üzerinden Fransa'ya gidebilir. Kapıkule veya Hamzabeyli'den 3 tane güzergah var. Birinci güzergah Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve Fransa'ya ulaşır. İkinci güzergah Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya üzerinden Fransa'ya gidilebilir. Üçüncü güzergah Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa. Pendik veya Ambarlı veya Çeşme'den çıkan bir araç önce İtalya'ya deniz yoluyla, oradan da Avusturya, Almanya üzerinden Fransa'ya gidebilir. Pendik, Ambarlı veya Çeşme'den İtalya, Fransa'ya da gidebilir. Çeşme veya Kilik'ten Yunanistan, İtalya üzerinden de Fransa'ya gidilebilir arkadaşlar. İngiltere'ye nasıl gidilebilir? İngiltere'den güzergahlara bakalım. İki tane güzergah var. Kapıkule'den çıkış yapan bir araç. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Belçika ve üzerinden İngiltere'ye ulaşabilir. Pendik, Ambarlı ya da Çeşme'den çıkan bir araç ise İtalya, Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Belçika üzerinden İngiltere'ye ulaşabilir. Rusya'ya ise Samsun'dan Joru dediğimiz seferle Rusya'ya gidebilir. Zonguldak üzerinden Ukrayna, Rusya, Kapıkule, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna üzerinden de Rusya'ya gidilebilir. Şimdi tüm mevzuatında bir diğer size bir başka konudan söz etmek istiyorum. Şimdi Türk taşımacılığı yapacak. Daha doğrusu yük de eşya kargo taşımacılığı yapacak veya diğer isimli yük taşımacılığı yapacak olan SRC alacak olan adaylarımız iki tane belgeden sorumlu. Bir tır karnesinden, tır mevzuatından sorumlu. Bir de ata karnesinden sorumlu. Ata karnesiyle ilgili de soru geliyor sınavlarda arkadaşlar. Şimdi ata karnesi geçici ithalat rejimi kapsamında daha çok ithalatta kullanılan bir belge. Geçici ithalat rejimini anlatmıştım. Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen eşyalar için kullanılan bir rejim. Şimdi ata karnesi de uluslararası bir belge. Ata karnesi bir yıl süreyle çıkartılır arkadaşlar. Süresi bir yıldır. Ata karnesi nedir? Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithal için kullanılan aniyet tespitine yarayan ve ithalat vergileri, ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlı olduğunu, bağlandığını gösteren gümrük beyannamesi olarak da kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir. Transit rejimde ne demiştik? Ata karnesi de kabul edilir demiştik. Yani transit rejim kapsamında yapılacak taşımalarda ata karnesi de kabul ediliyor demiştik. Yine uluslararası ata sistemi gümrük makamları, kişiler, kuruluşlar ve teşekkürler gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştirenlere yarar, kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ata karnesi nasıl alınır arkadaşlar? Ata karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş yurt dışına götürülecek eşyanın niteliği varsa markası, numaraları, ağırlığı, adeti, değerini gösteren bir çekil listesi eklediği dilekçe ile birlikte karne dağıtımı konusunda yetkili odalardan birisine müracaat ederek ata karnesini taşıracak eşya için gereken uygun bir teminatı odaya vermesi halinde ata karnesi o kişilere verilebilir. Arkadaşlar ata karnesi de toptan alınır. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı ticaret ve sanayi odalarından alınır. Ama ata karnesi Türk karnesinde farklı. Türk karnesinde teminat istenmez. Ata karnesinden teminat istenir. Teminat ne kadardır? Arkadaşlar teminat ata karnesi kapsamında taşınacak eşyanın toplam değerinin yarısı kadardır. Ata karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisiyle, eğer tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi'nin fotokopisiyle yine başvuru yapması gerekiyor. Herhangi bir kişi veya kuruluşun ata karnesi kullanabilmesi için önceden hani böyle bir işlem yapmasına ya da işte bir kabulü gerek yoktur arkadaşlar. Ata karneleri dedik.
bir yıl için geçerlidir ama birden fazla taşımacılıkta kullanılabilir. Ne dedik? Tır karnesi bir yolculuk için geçerlidir ama ata karnesi tır karnesinden farklı, birden fazla taşımacılıkta kullanılabilir. Şimdi ata karnelerine ne dedik? Dedik teminat yatırır. Teminat ne kadar? Ne olarak? Neler teminat olarak kabul edilir? Nakit para, döviz, banka teminat mektubu. Yalnız eğer banka teminat mektubu teminat olarak verilecekse ata karnesi kapsamında eşya ibaresinin bulunması gerekiyor bu mektupta. Banka blokajı kabul edilir. Tekrar diyorum arkadaşlar, teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yarısı kadar alınır. İşte konumuz buraya kadar bitti. Anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Lütfen dinleyin, çalışın. Ha, bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi tüm mevzuat ile ilgili geçmiş TRT sınavlarında çıkmış soruları çözmeye başlayacağız. Tekrarlıyorum. Mevzuat soruları değişmiyor arkadaşlar. Çünkü mevzuatta, kanunda bir değişiklik olmadığı sürece sorularda değişmez. Soruların daha doğrusu cevapları değişmez. Soruların soruluş şekli değişebilir ama soruların cevapları değişmez arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan taşıtların ve römörklerin nerelerine Türk harflerinin yazılı bulunduğu bir plaka takmak zorundadırlar. A üst kısmına, B yan kısmına, C alt kısmına, D ön ve arka kısmına. Ne demiştik? Ön ve arka kısımlarına Türk plakasının takılması zorunludur demiştik. Türk Karne Yönetim Kurulu'nun gözetimindeki Türk karnelerini basan ve ulusal kefil kuruluşlara dağıtan yetkilendirilmiş tek organizasyonun adı nedir? A. İRTO, B. İRU, C. İRF, D. UİK. Neydi cevap? İRU. Türk karnesi hangi ülkede verilir? A. Varuş ülkesinde, B. Türk karnesi sahibinin, nakliyecinin ikamet ettiği ülkede, C. Almanya'da, D. Yol güzergahındaki herhangi bir ülkede. Ne demiştik? Türk karnesi sahibinin, nakliyecinin ikamet ettiği ülkede ya da hareket ülkesinde verilir demiştik. Türk karnesinin geçerlik süresi ticaret odasından alınmasından itibaren kaç gündür? A. 15 gündür, B. 30 gündür, C. 60 gündür, D. 120 gündür. Ne demiştik? 120 gündür, yabancılar için ise 10 gündür demiştik. Türk karnesi hareket ülkesi, varış ülkesi ve yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke için en az kaç sayfa ihtiva etmelidir? A. Birer sayfa, B. İkişer sayfa, C. Üçer sayfa, D. Dörder sayfa. Ne demiştik? İkişer sayfa ihtiva etmelidir demiştik. Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin temel özelliklerinden biridir? A. Teminat alınmaz, B. Geçiş ücreti ödenmez, C. Yurt içi taşımasında kolaylık sağlar, D. UBAK belgesi yerine geçer. Ne dedik? Teminat alınmaz, gümrük vergisi alınmaz. Gümrük muayenelerinden muaf tutulur demiştik. Üç tane avantajı var demiştik. Hareket Gümrük İdaresince Türk karnesinin tescil edilmesini aşağıdakilerde hangisi ifade eder? A. Bir tır işleminin başlaması, B. Tır işleminin devam etmesi, C. Tır işleminin ibrası, D. Türk karnesi hamili. Ne dedik? Bir tır işleminin başlaması dedik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangi durumda tır araçları görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilmez? Arkadaşlar edilmez, yapılmaz, değildir. Sorularına çok dikkat edin. Kursiyerler geliyor bana. Sınavdan çıktıktan sonra arıyorlar beni. Hocam ya üç tane şık birbirine çok yakındı. Dört tane şık aynıydı. Yani diye sorusu bana gelip böyle şikayette bulunuyorlar. Ben siz soruların köküne dikkat ettiniz mi? Bakın bana soruyu okuduktan sonra akıllarında kaldığı şekliyle bana işte soruyu sorduklarında bakıyorum ki orada aslında değildir sorulmuş. Şıklardan belli. O yüzden ne yapacaksınız? Sınavda edilmez, yapılmaz diye biten soruların köklerini ne yapacaksınız? Yuvarlak içine, bir daire içine alın. Altını çizin, karalayın.
Yani sınavdayken arkadaşlar karalamaktan korkmayın. Karalayın. Tik atın önüne. Mutlaka bu size çok yani iyi sonuçlar ile dönecektir. O zaman soruyu daha iyi anlayacaksınız. Daha iyi anladığınız için de sorunun cevabını, soruyu da doğru cevaplama ihtimaliniz daha yükselecektir. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Kendinize göre bir sistem oluşturun. Dikkatli okuyun. Çünkü bir saatiniz var. 40 sorudan 28'ini yapmak zorundasınız. 12 yanlış yapma hakkınız var. Doğru cevaplar yanlışları götürmüyor. Yanlışlar doğru cevapları götürmüyor arkadaşlar. O yüzden korkmadan cevaplayın ama hemen çıkmayın. Süreyi sonuna kadar kullanın. Dikkatli kullanın. Sorularda soruları çözerken boş soru bırakmayın. Boş bırakırsanız bakın Optik'te boş soru bırakmayın. Hem kitapçığı işaretleyin hem Optik'i işaretleyin. Eğer siz kitapçıkta ya da Optik'i daha doğrusu Optik'te bir boş soru bırakırsanız yanlışlıkla sınav stresiyle, sınav heyecanıyla kaydırma yapabilirsiniz. Daha önce öğrencilerimin, kursiyerlerimin başına geldi. Lütfen boş soru bırakmayın. Size en yakın gelen şıkkı karalayın. Sonra zaten kitapçığın üstünü de mutlaka işaretleyin. Çünkü döndüğünüzde, kontrol etmek istediğinizde nasıl kontrol edeceksiniz? Onları birbiriyle çakıştıracaksınız. Birbiriyle karşılaştıracaksınız. Bunu yapabilmeniz için her iki tarafta da soruların işaretlenmiş olması lazım. Ondan sonra kontrol ederken şey yapın. Eğer o soruda bir hani şüpheniz kalmışsa önüne de bir soru işareti bırakın. Sonra dönün o soruya tekrar bakın. O soruyu yeniden cevaplayın. Ama diyorum, tekrarlıyorum. Sakın ha sorularda Optik'te boş, Optik'i boş olarak geçmeyin. Optik'i doğru şekilde doldurun. Şimdi başka bir soruya geçelim. Pardon arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangi durumda tır araçları görevlendirilecek? Muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilmez diye sorduk. Arkadaşlar çarşıda tespit edilen ağırlığı tır karnesinde kayıtlı ağırlıkta farklı olanlar yarı römür ve konteynerlarında kırık delikli gizli bulunanlar, mühürleri bulunmayanlar ve koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar muayeneye tabi tutulur. Gecikme sebebini resmi belgelerle ispat edenlerin araçları muayene edilmez arkadaşlar. Bağlayıcı tarife bilgisi ne kadar süre geçerlidir? A. Veriliş tarihinden itibaren 2. B. Veriliş tarihinden itibaren 4 yıl. C. Veriliş tarihinden itibaren 6 yıl. D. Veriliş tarihinden itibaren 8 yıl. A. ve C. Veriliş tarihinden itibaren 6 yıl arkadaşlar. Kişilerin istemesi halinde menşe bilgisi aşağıdakilerden hangisinden alınır? Menşe bilgisi arkadaşa menşe eşyanın yani gümrükteki, mevzuattaki anlamı eşyanın milliyeti demek. Nereden alınır? Tabii ki gümrük müdürlüğünden alınır. Güzergah kat etme süresi kış döneminde kaç saatte arkadaşlar? A 144, B 192, C 154, D 168, D 168. Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi ve sigortası kapsamında taşınabilir? A. Posta gönderileri, B. Cenaze sevkiyatları, C. Mobilya taşımaları, genellikle ev taşımaları olarak kabul edilir. D. Yanıcı patlayıcı maddeler, tabii ki D. Yanıcı patlayıcı maddeler. Aşağıdakilerden hangisi sevk mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir? A. Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri, B. Göndericinin adı ve adresi, C. Şoförün isim ve adresi, D. Yükün yükleme yeri, tarih ve teslim için belirlenen yer. Tabii ki Ceyhan, şoförün ismi ve adresi. Tır karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır? A. Famulesen senedi, B. Konşimentu, C. Hasar ve tespit tutanağı, D. CMR. Tabii ki hasar ve tespit tutanağı olarak kabul edilir. RORO nedir? A. Yüklü aracın yüküyle beraber gemiyle taşınmasıdır. B. Havadan taşımacılıktır. C. Boru hattı taşımacılığıdır. D. Hiçbiri. A. Yüklü aracın yüküyle beraber taşınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz? A. Sigara. B. Şarap. C. Bira. D. Kağıt. A. Sigara.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kanununa göre özet beyan olarak kabul edilemez? A. Türkhanesi. B. Serbest bölge işleme formu. C. Konsümento. D. Fatura. Denizli. Fatura. Uluslararası taşımalarda malın vergilerini garanti altına alındığı sisteme ne ad verilir? A. Dahilde işleme. B. Tır sistemi. C. Uluslararası taşımacılık. D. Hiçbiri. Tabii ki B. Tır sistemi. Tır mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıt onay vergisi, uygunluk vergisi nasıl işlem görür? A. O yolculuğun sonuna kadar geçerli kabul edilir. B. Geçersizdir. C. İşleme alınmaz. D. İptal edilir. Ne dedik? A. O yolculuğun sonuna kadar geçerli kabul edilir dedik. Aşağıdaki eşyalardan hangisi tır karnesi kapsamında taşınır? A. Purolar. B. Sigaralar. C. Yedek, oto yedek parçası. D. Takalar. Neydi? Oto yedek parçası. Tır mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz? Hemen ne yapıyoruz? Bu sorunun kökünü daire içine alıyoruz. Sonra da bakıyoruz. A. Rakı. B. Ham tütün. C. Halı. D. Motor. Rakı taşınamaz. Alkol ve alkol türevi ürünlerin taşınması yasaktı. Bira ve şarap hariç. Tır sistemi içinde taşıma yapacak taşıtlar için yetkili gümrük idarelerinden alınacak taşıt onay belgesi uygunluk kaç yıl geçerlidir? A. 2 yıl. B. 4 yıl. C. 6 yıl. D. 1 yıl. A. 2 yıl. Tır karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla gümrük işlemi kaç gümrük işlemi yapılır? A. 1. B. 2. C. 4. D. 6. Ne dedik? 4 gümrük işlemi yapılır dedik. Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan tır karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem edilir? A. Kabul edilir. B. İşleme alınır. C. Kabul edilir. D. Kullanılmaya devam edilir. Ne dedik? Silintili, kazıntılı tır karneleri kabul edilmez. Karayolu taşıtının taşıt dizisinin veya konteynerların yüke ve bu yüke ilişkin tır karnesi ile kontrol amacıyla varış veya çıkış yol boyu gümrük idaresine sunulması ve tır karnesinin gümrük idaresine sunulmasına ne ad verilir? Bir tır işleminin sona ermesi, bir tır işleminin başlaması, tır işleminin ibrası ve tır işleminin durdurulması. Ne demiştik? Eğer hareket varsa, orada sunulma varsa nedir? Tır işlemini varış idaresinde eğer sunuluyorsa tır işlemi sona erer arkadaşlar. Pardon, çok uzun. Benim bile kafam karıştı bir saatten sonra. Tır sistemine göre sınır kapısından iç gümrüğe verilen süre neye göre belirlenir? A. Yükün değerine göre. B. Gönderildiği ülkeye göre. C. Mesafeye, hava ve yol şartlarına göre. D. Gece ve gündüze göre. Ne dedik? Mesafeye, hava ve yol şartlarına göre belirlenir dedik mesafe kat etme süresi. Tır sistemine göre brandada yapılacak tamirat hangi kuruma bildirilmelidir? A. Maliye Bakanlığı'na ve yetkili gümrük idaresine, C. Valiliğe, D. Kaymakamlığa. Tabii ki yetkili gümrük idaresine. Tır sistemine göre güzergah kat etme süresi kış döneminde ne kadardır? A. 12 saat, B. 24 saat, C. 48 saat, D. Hava, yol, coğrafi şartlara göre belirlenir ya da 168 saattir değil mi arkadaşlar? Tır sistemine göre Türkiye'deki tır karnesi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulaştırma Bakanlığı, B. TOB, C. Maliye Bakanlığı, D. Gümrük Müsteşarlığı. Ne demiştik? Kefil kuruluş TOB'dur. Ata karnesinde yine neresi veriyordu? TOB ya da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Tır mevzuatına göre tır karnesi hamilinin eşya taşınmasında kullandığı yetki belgesinde yer alan her öz mal aracı için nokta nokta adet, her sözleşmeli aracı için ise nokta nokta adet tır karnesi kotası tahsis edilir. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. Arkadaşlar 4'e 2. Tır karnesi giriş çıkış yaprakları ve bilgilerin gümrük idaresince karşılaştırılarak çıkıştırılmasına ne denir? Bir tır işleminin sona ermesi, bir tır işleminin başlaması, bir tır işleminin ibrası, bir tır işleminin onaylanması. Çakıştırma varsa o zaman ne hatırlayacağız? Bir tır işleminin ibrasını hatırlayacağız. Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan
yıllık işlerine nakit verir. A dahilde işleri ve su falan işleri. C elletleme, D istifleme. Tabii ki su falan. Çıkka kelimesinin anlamı nedir? Uluslararası A, uluslararası gümrük vergisi. B, transit, uluslararası karayolu taşıması. C, kasası saç ile kaplı ve kilitlenebilir boyu 12 metreden uzun araç. D, kasası saç, branda ile kapalı ve boyu 15 metreden uzun araç. Neydi arkadaşlar? Transit, uluslararası karayolu taşımacılığı, değil mi? Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin avantajlarından değildir? A, dahili transitte tır karnesi kullanılır. B, tır karnesi kullanılarak tek bir işlem yapılır. C, gümrük muayenelerinden muafiyet sağlar. D, gümrük vergilerinden muafiyet sağlar. A, ne dedik? A, dahili transitte tır karnesi kullanılmaz. Neydi arkadaşlar? Uluslararası transitte tır karnesi kullanılır. Dahili içi, yani yurt içini kapsıyor. Hayır, tır karnesi uluslararası taşımacılıkta kullanılan bir belgedir. Üç tane avantajı vardı. Bir, tır karnesi kullanılarak tek bir belgeyle işlem yapılabiliyordu. Gümrük muayenelerinden muafiyet sağlıyordu ve gümrük vergilerinden muafiyet sağlıyordu, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, sınavlarda hepsi sorusu çıkarsa hepsi sorusunu mutlaka işaretleyin. Genellikle hep cevap hepsidir ama her ihtimalle karşı, bir de ben böyle söyledikten sonra bir tane net personeli, milli eğitim personeli de bunu görürse şıkları değiştirebilirler. Nemize lazım. Biz ne yapacağız? Soruları okumadan önce ne yapacağız? Soruyu hepsini işaret, hepsi demeden önce bir soruyu tekrar okuyacağız. Çünkü kurstayken öğrencilerin hepsi sorusunu görünce hemen hepsi deyip duruyorlar. Siz onu yapmayın. Siz önce bir okuyun, sonra hepsi diye. Şimdi dönelim. Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin avantajlarındandır? A, tır karnesi kullanılarak tek bir belgeyle işlem yapılır. B, gümrük muayenelerine muafiyet sağlar. C, gümrük vergilerinden muafiyet sağlar. D, hepsi. Cevap ne arkadaşlar? Tabii ki hepsi. Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin avantajlarından biri değildir? A, sınırlarda minimum engeller. B, yaşanacak gecikmeleri azaltır. C, yurt içi taşımacılığında avantaj sağlar. D, maliyeti azaltır. Ne dedik? Yurt içi taşımacılığında kullanılmaz. Uluslararası taşımacılıkta kullanılır demiştik, değil mi arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin avantajlarından değildir? A, şehirler arası taşımayı kolaylaştırır. B, tır karnesi kullanılarak tek bir belgeyle işlem yapılır. C, gümrük muayenelerinden muafiyet sağlar. D, gümrük vergilerinden muafiyet sağlar. Tır karnesi şehirler arası taşımada kullanılmaz. Tır karneleri himayesinde uluslararası eşya taşımasına dair gümrük sözleşmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A, tır sözleşmesi. B, gümrük mevzuatı. C, ADR konvansiyonu. D, CMR konvansiyonu. Neydi? Tır sözleşmesi. Tır sistemi altında eşya taşımaya mahsus belgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A, tır sigortası. B, tır karnesi. C, CMR sigortası. D, ATR sigortası. Neydi tır sisteminde kullanılan belge? Tabii ki tır karnesi. Hareket Gümrük İdaresi'nce tır karnesinin tescil edilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A, bir tır işleminin başlaması. B, bir tır işleminin devam etmesi. C, tır işleminin ibrası. D, tır karnesi. Ne dedik? A, bir tır işleminin başlaması. Hareket varsa tır işlemi başlar. Varış varsa tır işlemi sona erer. Arkadaşlar unutmayın bunu. Şimdi devam edelim. Yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili tır taşımacının başladığı yerdeki akit taraflardan birine ait gümrük idaresinin aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A, hareket gümrük idaresi. B, yol boyu gümrük idaresi. C, çıkış gümrük idaresi. D, denetleme ve konaklama gümrük noktası. Konaklama noktası gümrük idaresi. Tabii ki hareket gümrük idaresi. Bir karayolu taşıtının tır taşımacılığı sırasında giriş yere çıkış yaptığı akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A, çıkış gümrük idaresi. B, yol boyu gümrük idaresi. C, hareket gümrük idaresi.
varış gümrük idaresi. Ne dedik? Çıkış ya da giriş gümrük idarelerinin diğer ismine biz ne diyoruz? Neydi? Yol boyu gümrük idaresi. Tır taşımacılığının sona erdiği yerdeki akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Hareket gümrük idaresi. B. Yol boyu gümrük idaresi. C. Varış gümrük idaresi. D. Hareket gümrük idaresi. Eğer sona eriyorsa varış gümrük idaresidir. Türk annesi himayesinde eşya taşıyan aracın akit taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresi aşağıdakilerden hangi idaresini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Giriş çıkış gümrük idaresi. B. Giriş gümrük idaresi. C. Hareket gümrük idaresi. D. Varış gümrük idaresi. Varış gümrük idaresi. Neydi? Giriş gümrük idaresi. Türk annesi himayesinde eşya taşıyan aracın giriş ya da çıkış yaptığı akit taraflardan birine ait gümrük idaresini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Hareket gümrük idaresi. B. Yol boyu gümrük idaresi. C. Varış gümrük idaresi. D. Hareket gümrük idaresi. Ben bu soruyu iki kez sordum. Yol boyu gümrük idaresi arkadaşlar. Taşıt onay belgesinin uzun süresi yurt dışında bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Firmaya haber verilir. C. Sefer tamamlanana kadar yola devam edilir. C. Yük geri indirilir. D. Yola gece devam edilir. Arkadaşlar ne demiştik? O yolculuğun sonuna kadar ya da sefer tamamlanana kadar yola devam edilir demiştik. Türkiye'de ata karnesi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulaştırma Bakanlığı. B. KOP. C. Maliye Bakanlığı. D. Gümrük Müsteşarı. Neresi demiştik? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yani TOB. Aşağıdakilerden hangisi ata karnelerine karşılık teminat olarak verilir? A. Nakit, lira veya döviz. B. Banka teminat mektubu. C. Blokaj. D. Hepsi. Tabii ki cevap neymiş? Hepsiymiş. Ata karnelerine karşılık yatırılan teminat miktarı ne kadardır? A. Eşyanın toplam değerinin iki katı. B. Eşyanın toplam değerinin değeri kadar. C. Eşyanın toplam değerinin 3 katı. D. Eşyanın toplam değerinin yarısı kadar. Ne dedik? Eşyanın toplam değerinin yarısı kadar dedik arkadaşlar. Değil mi? Şimdi arkadaşlar videom burada sona erdi. Konu anlatımımız bitti. Bir saate sürdürdü. Çok uzun sürdü. Umarım dersi beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz, videomu beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar diyorum, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.